Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutfakların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Gaziantep ili Nurdağ ilçesi Atmalı Mahallesi muhtarı Mehmet Bozoğlan ile mahalleye görüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarımız hayırlı olsun Mehmet Bey. Sağ olun, teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Nurdoğan bütün mahalleye dönüşen köylerin birçoğunu ziyaret ettik. Yörenin insanı çok misafirperver ve cana yakın. Burada da yöresel tamamıyla organik kahvaltımızı yaptık. Afiyet olsun. Ve orada da, orayı da gösterir. Doğal kahvaltı sayın izleyiciler gördüğünüz gibi. Kuş suda eksik. Yengeye de çok teşekkür ediyorum ben. Afiyet olsun. Bizi güzel ağırladılar. Evet muhtar. Mahalleye dönüş, köyümüz mahalle oldu. Evet, karşınıza aday çıktım efendim seçimde. Yok çıkmadı. Hayır. Aday çıkmadı. Yok. Sayın izleyiciler burada birlik ve beraberlik kazanmış. 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler muhtarlık seçimlerinde Türkiye'de birçok ilde istenmeyen olaylar oldu. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak burada birlik ve beraberlik içerisinde halk davranmış. Mehmet Bozoğlan arkadaşımızın muhtar olmasına, adaysız muhtar olmasına karar vermiş. Araştırmacı gazeteci olarak Atmalı mahalle sakinlerin tamamına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye örnek bir mahalle. Aynı zamanda da örnek köydük yani. Evet, örnek vatandaşlarımızın örnek bir mahallesi. Köydü mahalle oldu sayın izleyiciler. Aynen. Mehmet Bozoğlan muhtarımız bu mahallenin ilk mahalle muhtarı olarak seçildi. Daha önce burası köydü değil mi Mehmet? Evet. Köylerin sürekli işleri kapatıldı. O zaman il özel idareleri hizmet yapıyordu köylere. Şimdi belediye başkanları Nurdağ ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları hizmet yapacak. Evet. Efendim muhtar seçildikten sonra mahallemizin hangi sorunlarının çözümü için ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ettiniz? Bizim dere ıslah çalışması yapılması gerekirken onu dilekçesini evet. Verdim. Ondan sonra kilittaş sıkıntımız bu vardı. Dereyi orada. Oradan öyle gösterelim. Bak arka tarafında da derenin şeyi var. Orayı yakınlaştık. Orada tam ortasından geçiyor sayın izleyiciler dere. Az önce de Ankara'dan gelmiştim mühendis arkadaşımız. Evet, devlet su işlerine yine bizim gibi basıncı bir arkadaşımız dilekçe yazmış. Doğru. Ankara'dan gelmiş evet, mühendis doğru. Arkadaşımız. İşte biz buradan Türkiye'deki bütün muhtarlara da sesleniyoruz. Mutlaka hizmet alamıyorsanız veyahut da hizmet aldığınız teşekkür etmek için de olabilir. İlle yani bir hizmet istemek için de değil. Basın mensupları arkadaşlarımızı çağırırsanız sorunlarımızı veyahut da teşekkürlerimizi iletirsiniz. Evet. Bak arkadaşımızın bir tanesi buradan dilekçe yazmış. Ankara'dan gelen görevliler bu derenin incelemesini evet. Yaptılar. Olumlu olduğunu belirtti. Ancak arkadaşların görüşü diyor bunu diyor Büyükşehir Belediyesi yapması gerekli diyor. Aynen biz doğru. Tabi onun kanun prosedürlerini de araştırarak öğreneceğiz. Araştırmacı gazeteci olarak bu derenin mutlaka ıslah edilmesini evet, istiyoruz. Evet. Çok güzel. Biz ona ıspatan deriz. Siz ne dersiniz? Ispatan dere otu. Dere otu diyorsunuz. Dere çok güzel sadece. Yani kalp için bulunmaz bir yeşillik, tere, roka gibi güzel bir sadece suyun içinde yetişiyor. Ama suyun da temiz olması gerekiyor. Burada da evet. Bu su da temiz bir su sayın izleyiciler. O ıspatan dediğimiz dere otundan biz de işte yengemiz getirdi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Yedik. Çok güzel de tadı var. Değil mi? Aynen tabii ki. Bu dere mutlaka ıslah edilmeli. Artı içinde balıklar olduğunu belirtti arkadaşlar. Tabii ki çok balık var. Yani her türlü balık var. Burada aynalı sazanı var. İşte çubraya benzer balıklarımız var. Kaya balığı i̇şte, vardır. Kaya balığı değil mi vardır. Mi? Evet. Alabalık vardır sayın izleyiciler. Alabalık vardır. Buradaki balıkların da yaşaması için dere ıslahı mutlaka yapılmalı diyoruz sayın izleyiciler. Tam köyün mahallenin ortasından geçiyor. mutlaka dere ıslahı yapılmalı. Evet. Artı işte bu vatandaşlarımızı uyarmamız lazım. Yani bu dere içerisinde çöp möp şu bu atılmamasını istiyor. Şu anda zaten çöp falan dereye atılmıyor. Yaklaşık bundan bir ay önce çöp bidonları, çöp konteynerleri falan dağıtıldı. Evet. Şu anda dereye çöp falan atmıyorlar. Yalnız işte deremiz ıslah olmasını istiyoruz. Bu konuda işte birkaç yere dediğiniz gibi başvurduk. Evet. Hatta Fatma Şahin'e de sözünü aldık dere ıslahı için. Türlü olmadı yani. Bunun bir an önce ıslah edilmesini istiyoruz. Evet. Vatandaşımız istiyor değil mi? Tabii ki vatandaşımız evet. İstiyor. Evet. Efendim altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Yapıldı. Evet. Poseti çukurumuz aşağıda var değil aşağıda mi? Aşağıda var. Aşağıda var. Yani bu dereyle ilgisi hiç yok sayın izleyiciler. Evet. Dere sağ temiz kalmış bir derelerden bir tanesi. Maalesef Türkiye'de bu mahalleye dönüşen köylerin kırsal mahalle diyoruz onlara. Veyahut da işte köyler üstü kişiliğe devam eden 51 tane ilimiz var biliyorsunuz orada. Köylerin dereleri hep
altyapı kanalizasyonu atık sularını o derelere vermişler. Elinizi bile batıramıyorsunuz. Evet. Ama burada pırıl pırıl bir dere var. Yani çok temiz su akıyor evet, burada. Bu derenin de ıslah edilmesini istiyoruz. Artı muhtar arkadaşımız dedi ki bu mahallenin %90'ı dedi yurt dışında dedi. Evet. Değil yurt dışında mi? Halkımızın çoğu yurt dışında. Evet. Buradan yurt dışında yaşayan Atmalı, Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Atmalı köyüydü burası. Onlar yine köy olarak biliyordu. Köy olarak köy evet. Sakinlerin tabağına da selamlarımızı iletiyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak bu röportajlarımızı yaşamış oldukları memleketlerde izleyebilirler. Çok güzel bir arkadaşımızı muhtar seçmişler. Teşekkür köy için, ederim. Mahalle için bir şans olduğunu belirtiyorum. Muhtar arkadaşımız Mehmet Bozoğlan'ın. İnşallah bu adaysız süreç devam eder diyoruz. Birlik beraberlik her zaman kazanır. Çünkü muhtar arkadaşımız mahallenin eksik olan hizmetlerin yapılması için de mücadele ediyor. Tabii ki yanımızdan geleni yapıyoruz. Yani mahallemiz için güzel şeyler elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yaptık da şu anda biz gerçekten Nurdağ Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Başkanımız Mehmet Yıldırım bayağı bir şey yaptı, bize hizmet yaptı. Arkadaşlarım Mehmet Yıldırım Beyefendi. Evet, Mehmet Yıldırım Beyefendi yaptı. Evet. Hizmet aldık, Allah razı olsun kendisinde. Teşekkür İnşallah ediyorum. Bize bu bazı sorunlarımız var. İşte üç tane köprü yapılması gerekiyor. Bir tanesi köyün üst tarafında şu anda Patika bir köprü var. Onu genişletip araç geçmesini istiyoruz. Oranın da resmi çekelim. Size örnek verdim. Adana'nın Kozan ilçesinde sayın izleyiciler, Kemer Köyü'ydü, orası da mahalle oldu. 800 metre üstünde köprü vardı. Ancak muhtarın yaşamış olduğu sokak orası mahalleydi daha önce. Oranın köprüsü yoktu. Onların da yapılacağına dair ümidi yoktu. Çünkü 800 metre üzerinde bir köprü vardı. Oraya Adana Büyükşehir Belediyesi güzel bir, çok geniş bir köprü yaptı. Burada da yapılması gereken bir köprü var. Bu hizmetler mutlaka yapılmalı diyoruz. Çünkü büyük şehirlerin gelirleri arttı. Çünkü yani, tüm şehir oldu. Doğru mu? Evet. İçme suyu parasının tamamını Büyükşehir topluyor. Artı İller yani. Bankası'ndan her ay nüfusa göre aylık ödenek geliyor sayın izleyiciler büyükşehir belediyelerine yani, ve ilçe belediyelerine. Aynen. O nedenle mutlaka vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyor belediyelerimiz. İlçe evet. belediyesi olsun, büyükşehir belediyesi olsun. Burada da eksik olan hizmetleri biz de basın olarak üstümüze göre düşen görevi yapıyoruz. Kendisilerine de gazetemizi göndereceğiz. İnşallah bu derenin ıslah yapıldığını da görürüz. Gelip aynı dere içerisinde de aynı röportaj yapacağız sayın izleyiciler. Bunu da belirtmek istiyorum. Yapıldığı zaman da gelip aynı yerde röportaj yapma sözü de veriyoruz böyle gördüğünüz evet. gibi canlı yayında. Evet, altyapısı yapıldı. Sokakların parke taşını kaç tamamlandı efendim? Şu anda zaten az kaldı. Parke taşlarını da bir gösterelim. 3000 metre kare parke taşı olsa yeterlidir bize şu an. 3000 metre kare. Onun dışında bize işte taziye bir yapılacak başkanımız söz verdi bize. Evet. Yeri var değil mi? Yeri var. Okulda okul bahçesini biz köy meydanı olarak kullanıyorduk yazın. Onu evet. da başkanımız söz verdi. Orada da bir sosyal tesis yapacak. Çok güzel. Taziye evi de yapılacak. İşte köprümüzün genişletmesi var. Onu da başkanımız söz verdi. Bir tanesi tamamen yapılacak. Bir tanesi yeni yerleşim alanı var karşı tarafta. Evet. Oranın köprüsü şu anda yok. Küçük bir dar bir köprü var. Onu da işte yapılmasını istiyoruz. Başkanlarımız sağ olsunlar bize söz verdi. Yapacaklarını söylediler ama biraz beklememizi istediler. Tabii yani birdenbire de yani tüm şehir olduğu için bütün yani, mahalleye diyoruz yani kırsal mahallelere tamamına hizmet götürmekte yükümlüler. Evet. Sırasıyla bu önümüzdeki 3 yıl periyot daha 3 yıl var. Muhtarlığımızın yani. Tamamlanmasına yaklaşık 3 yıl 1 ay evet. var sayın izleyiciler. Ama biz öncelik sırasına göre hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Evet. Hizmetin dili, ırkı, rengi, mezhebi, partisi tabii olmaz, ki olmaz diyoruz. Kesinlikle hizmet olmaz. İnsan için yapılır diyor yani. Sayın izleyiciler. Onun için biz hizmette Doğru. eşitlik istiyoruz. Türkiye'nin bütün toprakları hepimizin toprakları. Tabii ki. Hangi köye, hangi mahalleye hizmet yapılmışsa Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir hizmet. Aynen, yani bunu şu köye yaptık, bu mahalleye yaptık olarak yetkilileri de ayrım yapmasını istemiyoruz. Türkiye'nin bütün her karış toprağına eşit hizmet istiyoruz. Aynen. Doğru evet. Tabii ki doğru. Evet. Tabii biz ki. Dünyadaki bütün insanların kardeş olduğunu düşünüyoruz sayın izleyiciler. Evet. Burası arkadaşımız dedi tamamıyla Kürt biz köyü. Biz %100 evet. bir Kürt köyüyüz. Evet. Ben de o arkadaşa hemen cevap verdim şiirimle. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Aynen. Dünyaya gelen her canlı haskül gibi zamanı dolan uçar gider kül gibi.
yoktur dünyada tatlı dil gibi temel yasamız ahlaktır bizim. Evet. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Hiçbir insanın bir insana üstünlüğü yok sayın izleyiciler. İster evet. Ermeni olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Sünni, ister Alevi olsun, ister Çerkez olsun, hiç ne olursa etmez. Olsun hepimiz kardeşiz sayın izleyiciler. Hiç kimsenin ayrım yapmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Bu ülke evet. Hepimize de yeter. Bu güneş, bu su, bu ay, topraklar yani hepimize yeter. Yeter. Sadece hoşgörülü olmamız lazım. Komşumuza halatı sormamız lazım. Aynen, aç mı, top mu? Yani. Gözetmemiz lazım. Tabii ki. Değil mi efendim? Tabii ki. Evet, evet muhtarım. Başka vatandaşlarımız diyor muhtarımız şu hizmette mahallemize yapılsın diyor mu efendim? Ya işte bir dere için millet şey yapıyor. Dere abi, konusu inşallah yapıyor. Çözeceğiz. O onun konu endişe işte, etmeyiz. Köylümüz biraz köyün içerisinde yama taş duvarlar var. Bir kısmını yapmıştık, bir kısmı evet. Kaldı. Onu devam etmesini istiyoruz. Evet. Onun dışında işte taziye bir yapılacak sözünü aldık. Evet. İşte köprülerimizin yapılmasını istiyoruz. Şu konuda zor durumdayız yani. Karşı tarafa yerleşim alanı oldu. Şu anda çok dar bir köprü var. Büyük araçlar falan geçemiyor orada. Orada resmi çekeceğiz. Bir de arkadaşımızın dediği gibi bu yığma taş duvarlar, işte Sivas'ın günün içerisinde bir arkadaşımız, Yaylacık Mahallesi muhtarı arkadaşımızın çocuğunun üzerine devrilmişti, rahmetli oldu. Biz böyle istenmeyen olaylar olmaması için muhtar arkadaşımızın da bahsettiği bu yığma taş duvarların evet. Yeni yetkililer tarafından yapılmasını istiyoruz. Daha doğrusu evet. Belediyeler tarafından. Evet. Yani. İnsan hayatı her şeyden önemli olduğunu yani, gerekiyor. Ki, İçme evet. Suyu sorunumuz var mı efendim? İçme su sorunumuz var ama yeni bir proje var. Evet. Baski müdürü öyle söylemişti. Sakça evet. Gözünden bütün köylere, bu yakın köylere su dağılacak. Sözde o proje daha tam gerçekleşmedi yani. Geleceğini söylüyorlar ama evet. Bekliyoruz yani. Şu anda ihalesi falan yapılmadı. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konunun üstüne durmasını istiyoruz yani. Evet. Evet. Bir de işte muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerine devlet yatırmıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Abi. Evet. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi sayın izleyiciler gördüğünüz gibi muhtarların sosyal güvenlik bağkur primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor sayın izleyiciler. Seçilmiş yönetici arkadaşlarımız. Halk seçiyor. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Evet doğru. Halk ile devlet arasında köprü görevi görüyor muhtarlarımız. Hizmetin başladığı nokta. Ya, eğer bir muhtar arkadaşımız şu köyümüzün bu eksiği var, mahallemizin şu sorunu var demezse yetkililer gelip de bu sorun varmış diye çözmüyor. Doğru mu efendim? Evet doğru. Artı 657'ye tabi gösteriliyor arkadaşlarımız. Herhangi bir suç işlediklerini 657 sayılı devlet memuru kanununa yargılanıyor. Doğru evet, mu? Doğrudur. Evet. Bu konuların çözülmesini istiyoruz. Bir de muhtar arkadaşlarımızın en çok isteklerinden bir tanesi de sayın izleyiciler. Tabanca ruhsatları görev bıraktıktan sonra arkadaşlarımız tabanca ruhsatlarından vergi alınıyor. Doğru mu efendim? Alınıyor. 3500-3600 Türk lirası civarında vergi alınıyor da 5 yıl evet. Süreli. Bu verginin de biz kaldırılmasını istiyoruz. Evet, çünkü muhtar arkadaşlarımız devleti temsil ediyor. Evet. Devlet mahallede veya köyde işte polisi, jandarması, bekçisi, evet. Sucusu evet. Her şeyi kim? Muhtar. Elektrik kesilse muhtar arıyor. Suyu kesilse muhtar aynen. Arıyor. Telefon köyde birinin olsa... Evine icra gelecek olsa muhtarı arıyorlar. Muhtarla birlikte gidiyorlar. Doğru, muhtar ister istemez düşman sahibi oluyor sayın izleyiciler. Onun için evet. Biz muhtarların tabanca ruhsatlarının görevi bittikten sonra da ücretsiz olmasını istiyoruz yani. Evet. Evet. Başka evet. Ettiğimiz konu var mı Mehmet Bey? Şu anda yok yani. Evet. Sayın izleyiciler bugün de halkın sorularını yer idareye gelen yapı taşıma muhtar aracılığıyla Gaziantep ili Nurdoğa ilçesi Atmalı Mahallesi muhtarı Mehmet Bozoğlan ile yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne reportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar. Biz teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum Süleyman Bey. Sağ olun.